Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar bundan 3-4 gün önce satışımızı yaptık. Ve dedik ki izleyeceğiz şimdi. Kritik bir dirence geldik. Günlükte neresiydi? MA100 hareketli ortalamalardan yeşil renk. Şu şekilde tehlikeli bölgedir diye uyardık arkadaşlar. Ve ondan beridir yatay seyir gidiyor. Şimdi ne olabilir? Öncelikle günlük kapanışlara bir bakalım. Gördüğünüz gibi ne, ne olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane günlük kapanış gelmiş yeşil renk arkadaşlar. 9 sayısı çok önemli. Genelde 9'dan sonra geri çekilmeler bekleyebiliriz. Öyle durumlarla karşılaştığımız oluyor. Şu an 39.596 seviyesinde arkadaşlar. Destek noktalarımız nere olabilir? Oraya geleceğim. Şöyle 4 saatliğe bir daha gidiyoruz çizgilerimizi açıyoruz. Ne demiştik biz? 2-3 gündür. Bakın arkadaşlar destek noktamız yeşil çizgidir. Alım için acele etmiyorum ben. Nasıl olsa bu çizgi yükselecek değil mi? Mesela 2 gün önce 40.500'lerdeydi bitcoin. Dedik ki oradan alırsan %5 zararı göze alman lazım değil mi? %4-5 zararı göze alman lazım. Çünkü çizginin bulunduğu yer 36.000 seviyesindeydi. E biz ne yaptık? Bekledik. Çizginin yükselmesini bekledik. Şimdi alırsan stop seviyen ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar zarar edebilirsin? %2 zarar edebilirsin şu an alırsan. Yani şu bölgede almak yerine bu bölgede almak bence daha mantıklı öyle değil mi? Yani strateji tam da buydu benim. Ama izleyeceğim ben. Bu çizgiyi kırabilir. Niye? Çünkü günlükte 9 tane yeşil renk kapattık arkadaşlar. Bu tehlikelidir. Bir tek o mu? Tabii ki de değil. Mesela şöyle göstereyim size. İşimi okuyu göstermiştim biliyorsunuz. Bir son durumunu göstereyim sizin için. Ee, ayarlarını hemen yapayım ben. Şöyle 3 aşağı 5 yukarı. Günlük bazda da bulutun üst çizgisine gelmiştik biliyorsunuz. Şu an bulutun üstünü zorluyoruz. Dışında duruyor şu an. Gördünüz mü arkadaşlar? Hani bir test hareketi olabilir bu. Bakacağız ama günlük kapanışlar dışında gelmedi onu söyleyeyim son günlük kapanış içinde geldi yani dışında kapatmadı ki dışında kapatsa da çok önemli değil çünkü e, bulutun üst çizgisi bayağı eğimli yani hala geri çekilme ihtimalini destekliyor bize kritik bölgedeyiz şöyle göstereyim bakın MA100 bulutun üst çizgisi ikisi bir arada arkadaşlar bunu dediğimden beridir orayı kıramıyoruz farkındaysanız. Şimdi ne olabilir? Diyelim yükseliş geldi. Neyi bekleyeceğim ben? Hala aynı görüşteyim. Bu MA100 üstüne 2 tane günlük kapanış beklemem gerekiyor. Nerede bugün MA100'ümüz? 40.350 seviyesinde Bitstamp borsasının verilerine göre. Yani üzerinde 2 tane günlük kapanış. O zaman diğer hedefim MA100 olur. 44.000 dolar hedefim olur. Acelem yok. Acelem yok. Geri çekilmelerde nereleri takip edebiliriz? Bakın mesela günlükte MA200 var 38580'de. Orada bir desteğimiz var ve 36500'de diğer desteğimiz var. Şimdi bu ortalamalar test edilmedi. Kırdığından beri bir bakalım hangileri test edilmiş. Mesela burada MA10 kırılmış, MA10'u test etmiş. Daha sonra sarı ortalama MA11'i kırmış, test etmemiş. Görüyor musunuz? MA50'yi kırmış, test etmemiş. MA55'i kırmış, test etmemiş. MA200'ü kırmış, test etmemiş. Yani ne anlıyoruz? MA10 test edilmiş ama diğerleri test edilmemiş. Yani son ortalamaya kadar bile geri çekilme potansiyeli var. Şu an nerede? 34.750. Zamana bağlı 35.000 dolara kadar bile yükselebilir. Yani şu an öyle bir tehlike var arkadaşlar. 35.000 dolara geri çekilme riski var. Yani piyasalar dalga dalga hareketlenir. Sürekli yükselse herkes kazanır arkadaşlar. Herkesin kazanmasını istemiyor bunlar. O yüzden dalgalandırıyorlar piyasayı. Kimileri kar alıyor, kimileri yeniden biniyor vesaire. Haftalıkta da MA 21'deyiz arkadaşlar. Sarı ortalama bunu da ilk kez test ettik. Bu da bir uyarı sinyalidir bana göre. Hani 44 bin illa gelmeli mi? Potansiyel var, potansiyel. Hani kesin gelir veya gelmez diyemem. Neticede önemli dirençlere de geldik. Bunlar dikkate alacağız. Ama gelecekse bana göre senaryo şu şekilde olur. Şöyle günlük grafiğe gidelim. Yani buradan ortalamaları test eder, yataya bağlar, ondan sonra bir yeniden bir yükseliş dalgasına geçer. O yükseliş dalgasında da 44 bin dolarlara doğru bir yolculuk başlayabilir. Veyahut daha farklı senaryo olur. Buradan düşer, uzun süre yatay gider. Bu ortalama da eğimi iyice aşağı çevirir vesaire. Ama bu ileriki mevzular. Neticede şu an için ben dikkatli olmak istiyorum. Trend çizgilerimize değinelim tekrardan. 4 saat diye gidelim. Yani ee, Nerede bu çizgimiz? Yeşil çizgi nerede? Bir de ortalamalara bakalım bir. Bakın mesela MA21 çok önemli ortalama biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok anlattık bunu. Yükselişlerde MA21 üzerinde pozitif oluyoruz. Genelde sarı renkli ortalama. Şimdi o sarı renkli ortalama ve bizim yükselen çizgimiz yani bu yeşil çizgi ikisinin bulunduğu yer tam paralel gidiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şimdi ben neyi bekleyeceğim? izleyeceğim. Destek noktamız 39 bin dolar. Oralara bir gelsin hele bakalım. Oralarda ne yapacak? Kıracak mı kırmayacak mı? 39 bin altında 4 saat kapanış gelirse kırmış olur arkadaşlar. O zaman düzeltme bekleyebiliriz. O zaman geri çekilmeler bekleyebiliriz. Ama şu şekilde giderse diyelim düştü oraya böyle tutundu. Şöyle dalgalanıyor arkadaşlar. Tekrar 40.000'in 40 üzerine atar. Hatta şöyle yapayım. 40.070 üzerine atar. 4 saat kapatırsa o zaman derim ki tamamdır. Bu iş bitti. Yukarı yönlü yeniden dalgalanacak. 44.000 dolara gidecek. Ama şuna benzer bir şey görürsek. Şöyle altına gider 4 saat kapatırsa. En iyi ihtimal bir rites beklerim, sonra düşüş. Yani şu şekilde bir senaryo. Hatta bu kırmızı çizgiyi bile kırabilir. Şu şöyle bir düşüş gelebilir öyle bir durumda. Yani izleyip göreceğiz. Eğer ben alım yaparsam, Twitter'da paylaşacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben oradan paylaşıyorum alım yaptığımı. Bugün e, düğün işlerimiz var, koşturacağız. Yani video çekemem büyük bir ihtimalle. Ama alım yaparsam Twitter'dan mutlaka yazarım. Twitter'ı dikkatle takip edin. Yani Bitcoin'de durumlar bu arkadaşlar. Önemli desteğimiz 39 bin dolar. Dileyen buradan alır. 39 bin altına sarktı diyelim. Şöyle 4 saat kapanış geldi. Nakite geçer. Veya temkinli gitmek istiyorsa ne olur ne olmaz. Buradan alır. Hatta buradan denenebilir yani 39.600 bin 600. Ama dediğim gibi stop seviyen 39 bin altına 4 saat kapanış. Bunu risk bu, hani bu riski göze alıyorsan deneyebilirsin. Dediğim gibi ne kadar hani %2 civarı risk. Şöyle oluyor kimi zaman şöyle düşüyor, iğne atıyor arkadaşlar, tekrar üzerinde kapatıyor böyle. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Çünkü biz kapanışları baz alıyoruz. İşte mesela sen otomatik stop koyarsan 39 bin altına bir iğne atıp tekrar yükseltebilirler yani senin stopunu patlatırlar ondan sonra yükselir yani böyle ihtimaller var o yüzden arkadaşlar çok zor bu piyasada alsat yapmak yani her piyasada böyle olmaz yani birçok piyasada atıyorum tamam arada bir iğne atarlar ama bizim Bitcoin'da genelde iğne atıyorlar yani her zaman manipüle ediyorlar piyasayı kolay işler değil arkadaşlar yani Bitcoin almak, altcoin alıp satmak, nokta atışı yapmak herkesin yapacağı işler değil. Yani biz de zaman zaman yanılıyoruz o yüzden. Ve tersi pis oluyor. Tersi pis oluyor gerçekten. Neyse hele bir varsın oraya bakalım. Duruma göre oradan alım yaparım. Sizi bilgilendirelim. Şimdi şöyle bir durum var. Bu çizgi yükseliyor ama Bitcoin de yatay gidiyor. Bakın. Hani illa 39 bin demiyorum. Mesela 4 saat kapanış sonra e, bu çizgi biraz daha eğim verecek. Bu sefer 39 bin 200 olacak. Bir, bir daha yatay giderse 39.500 yani çizgimiz çakışıyor gitgide bizim fiyatımızla. O yüzden arkadaşlar e, şimdi bu bu 4 saat kırılmazsa bu çizgi diğer 4 saatte kırılmaz. Ondan sonraki 4 saat çok çok daha yüksek seviyede olacak. Yani çizebiliyorsanız çizin bu yeşil çizgiyi ona göre ilerleyin derim. Ben alım yapacağım da duyururum zaten. Yani arkadaşlar bitcoin'de durumlar bu. Aylık kapanışa ne kadar kaldı? Yarın ay kapanışı var. Şöyle aylık grafiği açalım bir. Durumlarını. Bakın arkadaşlar. Boğa diye bir şey yok şu an. Şu an daha boğa gelmedi. Bunun teyidi yok. Gaza gelmeyin sakın arkadaşlar. Geçen de dedim. Biz 3 aydır yeşil yakıyoruz. Kırmızı yakıyoruz. Hiç mi yeşil yakmayalım? Örnekler gösterdim. İşte geçmiş dalgalarda atıyorum. Arada bir yeşil yaktığı oluyor. Bakın. Düşüşlerde arada bir yeşil yaktığı oluyor. Yani şöyle bir tablo vardı hemen uçup kaçmaya gerek yok. Mesela işimi okuda tamam çok güzel destekte e, döndük. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aylıkta son çizgiden döndük işimi okuda. Bunun altı boş. Ama diğer taraftan da üst çizgimiz var. Mavi çizgi. Şu an oraya takılmış durumdayız. Aylık kapanışı bir görelim derim. Mesela ne oldu burada? Geçmişte de ilk düzeltmede ortalamadan döndü. Mavi kıramadı tekrar düştü. Görüyor musunuz? Aylık bazda haftalık bazda bakacaksak da daha pozitif bir görüntü var. Yani diyor ki hedef 46 bin bile diyor burada haftalık grafiğe bakınca. Ama biz adım adım gideceğiz bir tek işime okuyla olmuyor bu işler arkadaşlar. günlük bazda da önemli dirence geldik Hele bir kırsın orayı bakalım. Hele bir 44 bini de kırsın o zaman işimi okunun diğer ortalamasını hedefleriz. Aylık kapanış bence önemli. Orayı dört gözle bekliyorum. Çok 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 detaylı bitcoin analizi sizleri bekliyorum. Şimdi altcoinlerde hareketlilik var. Oraya bir değineyim ben sizin için. Bakın arkadaşlar ciddiyim. Üç kat bile artan altcoinler var. Çok sert yükselişler var altcoinlerde. Kimileri yerinde sayıyor. Kimileri düşüyor. Ama özellikle o sert yükselenler var ya dikkatli olun. Dikkatli olun. Niye öyle diyorum. Mesela haftalık grafiği açın bitcoin'da. Bakın piyasalar her zaman dalga dalga hareket eder. Yani bu ülkeli sıçrayışı diye bir şey var. Mesela bir fiyat çok sert düştü mü onun bir tepkisi gelir değil mi? Biz ne diyoruz? 65 bin dolardan beri adam gibi tepki gelmedi. Adam gibi tepki almadık. İşte bu onun tepkisi. Ve 65 binden düşerken bazı altcoin'ler %80-90 düştü. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani ne oluyor bu durumda? Onlar da tepki yükselişine gidiyor. Şimdi 1 dolardan %90 düşerse ne olur bir ürün? 10 kuruşa kadar düşer. 10 kuruştan 30 kuruşa yükselirse ne olur? 3x yapar. Ama atıyorum 1 dolardan alan adam hala çok 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 tertledir yani. Onun için hiçbir şey ifade etmez. O 3x'lik yükseliş bu adamın zararının yarısını bile kurtarmaz. Ama dipten ilk giren biri için 3x yapar. Şimdi diyelim Şurası 1 dolar. Düştü 10 kuruşa. Bak 10 kuruştan 30 kuruşa tepki verdi. Ne yaptı? 3x yaptı. 3x yaptı. Buradan alan adam ne yaptı? Bekliyor. Terste bekliyor. Görüyor musunuz? Şimdi ölü kedi sıçrayışı olursa daha da alçalan dip yapabilir arkadaşlar. Mesela şöyle düşün. Düşüş 1 dolar 10 kuruş. 30 kuruşa tepki yükselişi. Ondan sonra bir daha 10 kuruş. Bu sefer 20 kuruşa tepki yükselişi. Ondan sonra 0.09'a düşüyor diyelim. Böyle dalga dalga alçalan dip bile yapıyor görüyor musunuz? Yani çok tehlikeli uçuyor kaçıyor diye gaza gelmeyin lütfen. Buradan yükselişler tabii ki devam edebilir ama bir yerden sonra kitlenirsin. Yani öyle bir düşürürler ki ne olduğunu ne, ne olup bittiğini anlamazsın. O yüzden illa alacağım ben illa alacağım ya durdurun beni ya tutmayın beni alacağım alacağım falan diyorsan Stop koymayı unutma. Nasıl olsa bir gün yükselir diye değil stop koy arkadaşım stop koy. Ne biliyorsun bir gün yükseleceğini. Bak XRP'yi açayım senin için. Büyük resmini açayım XRP'nin. Bakın burada alan adam 2018 Ocak ayında ne diyordu biliyor musunuz? Bak ben de iş, işin içindeydim hatta ben de diyordum ya ben de diyordum. Direkt söyleyeyim yani sıkıntı yok bir gün nasıl olsa eski zirvesini geçecek. Aradan yıllar geçti. Rally başladı. XRP zirveyi nerede yaptı? 1.84. Önceki zirvesi nereydi? 3.5 dolar. Yani yarısına bile gelemedi. Tepeden alan adam hala tersi de bekliyor. Buradan yeniden bir rally gelir mi gelmez mi? O tartışma konusu tabii ki. Daha teyitlerini bekliyoruz. Ama eski zirvesini görecek diye bir şey yok. Mesela ben ne yapıyordum? XFG tutuyordum ben. Geçmiş ay piyasasında 2018'de. Şöyle göstereyim. Bakın ne seviyelerden topladım ben bilemezsiniz arkadaşlar. Şu düşüşlerde ölü kedi sıçrayışı. Bak şunu anlatıyorum. Şimdi mesela XFG burada 30 kuruşmuş. Oradan düşe düşe 10 kat düşüyor arkadaşlar. Bak 0.03'e kadar düşüyor. Oradan 5x'lik yükseliş geliyor. Bakın 5x'lik yükseliş geliyor. Görüyor musunuz? Bakın. Nereden? 2.5 kuruştan e 15 12 kuruşa kadar yükseliyor. Yani 5x'lik yükseliş yapıyor ve ben de orada diyorum ki ralli geldi, ralli geldi, uçacağız, kaçacağız. Panik yok. Bir gün nasıl olsa eski zirvesini görür falan filan derken ölü kedi bir sıçrıyor. Dayanamıyor, gücü kalmıyor. Ondan sonra bakın alçalan dip. Alçalan dip. Alçalan dip. Mesela 0.025 olan ürün orada dip diyoruz. Nereye düşüyor burada? 5 kat daha düşüyor. Yani oradan alan adam bile ne kadar zarar ediyor? Bakın arkadaşlar. %77. %77 zarar ediyor. Burası dip diyor adam. Buradan da alıyor. Kendimden bahsediyorum bu arada. Dip yapıyor. Bir %73 daha düşüyor. Bakın yani dip dediğin yerden bile %70, %90 düşen bir yerden bile alsan oradan da %70 terse kalabiliyorsun. Netice olarak bu ürün 50 kat düştü arkadaşlar. 50 kat düştü. Bakın 50 kat düştü. Daha fazla düştü hatta. Yani daha sonra rally başlıyor. Diyoruz ki evet hayallerimiz gerçek oluyor. Nasıl olsa bir gün eski yerine gelecekti ve geliyor. Artık bu ürünü kimse durduramaz. Yeni yükselen tepeler geliyor, yeni rekor kıracak bir ürün. Ne yapabiliriz? Hedef olarak şurayı belirleyebiliriz. Hedef neresi? 2 dolar gibisinde. E ne oluyor ondan sonra? Hayat işte, hayat. Ondan sonra geri çöküş başlıyor. Burada diyoruz ki, düşen trend kırıldı. Rally başladı, bakın düşen trend kırıldı. Rally başladı diyoruz. 5x tamam bitti, uçacağız kaçacağız, uçacağız kaçacağız. Ne oluyor arkadaşlar? Rites bile yapmıyor ya. Çizgi o kadar eğimli ki bakın rites yapmadı halde ne kadar düşüyor. Bunlar zaman alıyor arkadaşlar. Bu günlük mumlar değil haftalık mumlardır. Aylar sürüyor bu düşüş. Gördünüz mü? E şimdi burada misal. XFG'yi örnek veriyoruz şu anda. Düşen kırıldı. Uçacağız kaçacağız. Uçacağız kaçacağız. Diyor. e ne olur? Aynı buradaki gibi olursa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Olur. Değil mi? O yüzden gaza gelmek yok. Stopsuz işlem açmak yok. Nasıl olsa eski yerini görür demek yok. Ya yani gerekirse torunlarıma miras bırakırım demek yok. Niye? Gördüğünüz gibi alçalan tepe yapıyor. Eski rekorunu kıramıyor. Yani garantisi yok. Aradan ne kadar zaman geçiyor biliyor musun? Bu tepe Aralık 2017'de yapılıyor. Burası da Mayıs 2021'de yapılıyor. Yani 3 sene sonra ralli geliyor ve gene yükselen tepe yapamıyor. Nasıl olsa bir gün yükselir diye bir şey yok. Bunun altını çizeyim. Yani yeterince açıklayıcı olmuşumdur umarım. Bakın sizde şöyle diyeyim. Diyorlar ki çok olumsuzsun. Olumsuz falan değilim ben arkadaşlar. Bakın olumsuz değil. Ne diyorum ben? Bazı şeyler oluşursa o zaman birlikte uçarız. O zaman birlikte uçarız. E şu an aylık bazda düşüş trendi var. Daha ilk dalgamızı yapıyoruz. İlk dalgamızı. Bu arada farklı bir yerden göstereyim size. Mesela hadi şunu açayım. Şöyle. Yani şu an neredeyiz mesela? Nereden satış edik biliyor musunuz arkadaşlar? Nereden satış edik acaba? Şöyle. Hatta kutu şeklinde çizeyim. Daha net belli olsun. Hmm. Şöyle biraz daha şeffaf yapayım. Tamam. Bakın arkadaşlar şu bölgeden satış yedik biz. Görüyor musunuz? Bak. Rally ilk, ilk tepesini burada yapıyor. Satışını yiyor. Ondan sonra olanın kırılmasıyla uçuş derinleşiyor. Görüyor musunuz? Burada bir iğne var. Daha sonra burada bir iğne var. Burada bir iğne var. Burada bir iğne var. Yani bu bölge önemli bir bölge. Kutunun alt çizgisinden döndük şimdilik. Kutunun üst çizgisi nere? 42 bin dolar seviyesi. Şimdi diyeceksiniz ki obo vardı ne oldu? Obo nerede? Hani hani obo vardı? Evet, vardı. Bozuldu. Bakın arkadaşlar. Flash flash flash. Flash. Obomuz bozulmuştur. Tebrik ederim. Şimdi boğa mı başladı? Bu piyasada da formasyonlar bitmez arkadaşlar. Bu piyasada formasyonlar bitmez. Şimdi grafiği ne yapıyorum? Ben ters çeviriyorum. Gördünüz mü? Bakın grafiği ters çevirdim. Ne görüyoruz şimdi? Atıyorum. Burada ne var? Şöyle çizeyim sizin için. Nerede bu ya? burada. Bakın. Şöyle fincan kulp var değil mi? Bakın. Fincan kulp formasyonu görüyoruz burada. Yani normalde bunu görürse ne olur? Yukarı yönlü gider değil mi? Ama biz ne yaptıydık? Grafiği ters çevirdiydik. Yani ne görüyoruz burada? Ters fincan kulp formasyonu. Yani bu tehlike var. O body bir şey kalmadı. Şu an varsa varsa ters fincan kulp vardır. Öyle söyleyeyim yani ters fincan kulp vardır. Bakalım eğer satışı yer alçalan dip yaparsa o zaman çalışabilir arkadaşlar. Hiçbir zaman e, kırılım olmadan çalışır diyemeyiz. Mesela bakın. Şöyle göstereyim size. Diyelim obo vardı burada değil mi? Obonun çalışması için buraların kırılması gerekiyordu. Şöyle göstereyim. Şu sol omuzun kırılması gerekiyordu. Hiçbir zaman kırılım olmadan formasyon çalışıyor diyemezsin. Hiçbir zaman diyemezsin. Obo var tamam. Ne zaman çalışır? Boyun çizgisi kırılırsa çalışır. E ne olmuş? Boyun çizgisinden yukarı yönlü gitmiş. Yani atıyorum 29 bin altında fiyatlansaydı. Günlük kapanışlar gelseydi. O zaman boyun çizgisi kırılmış olurdu. Ama şu an güncel durumda ne görüyoruz? Potansiyel olarak fincan kulp formasyonu görüyoruz. Yani 29 bin dolar altında günlük kapanışlar bunun çalışma ihtimalini arttırır. Bu olmadıkça zaten beklemezsin çalışacağını. Bu konuya da değinmiş olalım, açıklık getirmiş olalım. Ya değinecek çok konu var arkadaşlar. Aylık kapanışı bekliyorum. Size 10 numara video hazırlamayı düşünüyorum. Bir günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.